Ben hemen soruma, malum uzaya ilk gidecek Türkler var, yedek astronotumuz sizin eski personeliniz. Evet. Roketsan uzay çalışmalarıyla birlikte bu astronot herhalde bir sizde de bir gurur olmuştur bununla ilgili. Tabii ki, tabii kesinlikle. Ya biliyorsunuz aslında Türkiye'nin, ülkemizin uzaya bağımsız erişimini sağlama görevi Roketsan'a verildi. Bu görev doğrultusunda yaklaşık 4 yıldır, son 4 yıldır uzaya müteakip defalar, sonda roketleriyle ulaşımı sağladık. Bunlar aslında bizim gelecekte çok kısa zaman içerisinde mikro uydu fırlatma sistemimizi hayata geçirecek olan alt teknolojileri barındırıyor. Tuva da bu teknolojilerde çalışan genç arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Tuva'nın tabii uzaya gidecek kişiler arasında seçilmiş olması bizim için tam bir gurur meselesi. Tuva çok sevdiğimiz, hem karakteriyle hem çalışkanlığıyla hem de yapmış olduğu çalışmalarla diğer arkadaşlarımıza da örnek olan genç kardeşlerimizden bir tanesiydi. Böyle bir görevde yer alması Roketsan ailesi için çok büyük bir gurur. Zaten böyle bir görevde bize yakışırdı herhalde. Hem uzaya erişecek olan roketlerin yapımında çalışan arkadaşlarımızın gitmesi hem de böyle bir kurumun içerisinden böyle bir arkadaşımızın çıkması bizim için tabii ki gurur. Şimdi tabii mühimmatlar, roketler, bombalar bunları konuşurken bir yandan da sizin Altay tankında, yeni Altay tankında Doğru. çok önemli bir Doğru. projeyi hayata geçiriyorsunuz. Evet. Aslında böyle bir tersine bir şey gösteriyorsunuz. Biraz anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Aslında Altay tankımız hepimiz için gurur meselesi. Biliyorsunuz 23 Nisan'da Altay tankımızın ilk versiyonları silahlı kuvvetlerimize teslim edildi, test edilmesi için. Bizim için gurur olan nokta da bizim balistik koruma merkezimizin ürünü olan Altay koruma zırhının da Altay tankıyla beraber silahlı kuvvetler açısından denemeye başlanılması. Bu zırh paketi gerçekten dünyadaki emsallerinden birçok kasebeli ön plana çıkan bir zırh paketi. Dünyada bilinen birçok, aslında çoğu tank savar sistemlerine dayanıklı halde geliştirilmiş, çok üst seviye koruma sağlayan, belki Altay tankımızı bu alanda çok ayrı bir noktaya taşıyan bir teknoloji içeriyor. Bu hibrit bir teknoloji. Bizim üzerindeki teknolojilerimizin hepsi aslında bir arada en üst seviye ana muharebe tankının korumasını sağlayacak sistemler olarak donatıldı. Bizim bundan sonraki hedefimiz tabii testlerin akabinde de balistik koruma merkezimizin Altay tankımızın zırhlarını da bundan sonra üretecek olan zırhlarını da devamlı şekilde seri üretim halinde teslim etmeye başlamasını bekliyoruz. Sadece Altay için değil aslında birçok zırhlar için, korunaklı bölge için zırh çözümleri oluşturan bizim balistik koruma merkezimiz başarıyla devam ediyor. Bazı izleyicilerimiz merak ediyor, niye test görüntüleri var, bu istihbarat açısından verilmemesi gereken bazı şeyler değil mi? Çok meraklı soruyorlar da bunlarla ilgili. Evet, aslında zırhların ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek için bunları göstermek bir taraftan da şey etkisi yapıyor. Yani inanılması gerekiyor, görülmesi gerekiyor bunların. Çok ciddi testlere tabi tutuluyor bizim zırh sistemlerimizde. Ama bizim için sevindirici olan nokta zırh konusunda. Özellikle uluslararası alanda Türkiye'nin sahip olmuş olduğu kabiliyet, yani dünyadaki ilk sıralarda yer alabilecek bir kabiliyet ve en üst seviye koruma sağlayacak bir kabiliyete erişmiş durumda. Bunun da Roketsan bünyesinde olması da ayrı sevindirici bir konu. Çünkü biliyorsunuz biz hem tank savar yapıyoruz hem zırh çözümleri yapıyoruz. İki tarafta var. İki tarafta var. Hem vurmaya çalışıyoruz hem korumaya çalışıyoruz. Aslında bu ikisi birbiriyle yarışan iki konsept ve iki tane merkez, her ikisi de birbiriyle yarışarak en üst seviye koruma, en üst seviye tank savar sistemlerini silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere bütün dost kardeş ülkelere ürün olarak vermeye gayret gösteriyoruz. Merak ettiğimiz bir başka önemli konu da sizin geliştirdiğiniz karadan bir noktaya atılan bir füzeyi bir İHA'ya koydunuz. Evet. Böyle önümüzdeki günlerde benzer sürprizler var mı? Çünkü çok fazla yeni ürün geliyor. Artık biz ipin ucunu kaçırmak üzereyiz, evet, Roketsan'la evet. ilgili. Ya aslında Roketsan temel kabiliyet olarak bir silahlı kuvvetlerin denizin altından uzayın derinliklerine kadar güdümlü mühimmat ihtiyaçlarının tümünü kapsayacak bir ürün ailesine şu anda sahip. Yani bunların birçoğunda ihracatını da yapıyoruz zaten. Ama yeni teknolojilerle, yeni kullanım alanlarıyla bu ürün çeşitliliğini artırmaya gayret gösteriyoruz. Elimizde mevcut yeteneklerimizi, seri üretimde olan 230 füzemizi İHA'dan atarak yapmaya çalıştığımız şey şu. Aslında mevcut da üretim altında olan bir füzeyi İHA'dan attığınızda bizim İHA'larımızın, bizim SİHA'larımızın 150 kilometre menzile kadar ses hızının çok üzerinde mühimmatlarla karşı taraftaki tehditleri daha henüz yakınına gitmeden bertaraf edebilecek, onları etkisiz hale getirebilecek teknolojiyi entegre etmiş oluyoruz. Bu aslında bizim SİHA sistemlerimizi stratejik bir seviyeye taşıyor. Yani SİHA sistemlerimiz 150 kilometredeki bir hedefe angaje olup onu süpersonik bir füzeyle
vurabilme kabiliyetini edinmiş olması bu SİHA'larımızın önünü gelecekte çok ciddi açacak. Çünkü karşı tarafta özellikle hava savunma sistemlerinin çok ciddi sıkıntı çektiği süpersonik füzeler konusunda bir tehdit olarak karşı tarafı elimine edebilme yeteneği SİHA'larımızın operasyon alanındaki etkinliğini çok daha üst seviyeye çıkaracağını değerlendiriyoruz. Bundan sonra da aslında benzer platform entegrasyonlarına devam edeceğiz. Bir örneği Sungur füzemizi, biliyorsunuz hava hava füzesi olarak entegre etme çalışmalarımız devam ediyor. Birçok aslında ürünümüzü çeşitli platformlarda değişik varyasyonlarla önümüzdeki dönem içerisinde göreceğimizi söyleyebilirim. Roketsan'ı o zaman takip etmeye devam ediyoruz. Sürprizleri evet. Bekliyoruz sizden. Evet, evet. Roketsan'ı takip etmeye devam edeceğiz. Halkımıza, milletimize, devletimize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkürler Murat Bey. Kolay gelsin size Teknofest'te. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık geldiniz.